TRT 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı İtirafçı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İstihbarat örgütleri arasında bir yarışma düzenlenir. Ajanlar ormana salınır ve en kısa sürede bir fil yakalayıp getirmeleri istenir. Hepsi belli sürelerden sonra geri döner ama Türk ajandan uzun süre haber alınamaz. Akıbetinden endişe edilir ve aramak için ormana girildiğinde bir zebrayı ağaca bağlayıp fil olduğunu itiraf ettirmeye çalışırken bulunur. Bazı fıkralar gülmek için değil, sadece acı bir tebessüm için anlatılır. İtirafçı 15 Temmuz'dan sonra sıkça duyduğumuz kelimeler arasına girdi. İlk gün Orgeneral Akın Öztürk'ün itirafları haberini servis yaptı Anadolu Ajansı. Sonra haber kaynağından iptal edildi denilerek geri çekildi. Anlaşıldı ki Öztürk bütün işkencelere rağmen önüne konulan kağıdı imzalamamış. Ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaverinin itirafları medyaya arz edildi. Yalnız biraz pervasızlıktan, biraz da geride kalanların gözünü korkutmak için adamın işkence edilmiş fotoğraflarını da yayınladılar. Annesi görse tanıyamayacak haldeydi. Yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini, görüntülerinin bunun en büyük kanıtı olduğunu savunan Yarbay Levent Türkan, mahkemede bütün ifadelerini reddetti. Benzer tablolar birçok duruşma salonunda yaşandı. Tanıklar, ifadelerinde isimleri geçen sanıkları teşhis edemeyince söz konusu kişiyi ilk defa mahkemede gördüğünü, okumadığı ifadeyi baskıyla imzalamak zorunda kaldığını söyledi. İtirafçılığın hukuki boyutuna dair çok yazıldı, konuşuldu. Ulusal ve uluslararası hukuka göre suç teşkil etmeyen eylemlerden hayali bir terör örgütü tanımlandı. Bankaya para yatırmak, okula çocuk göndermek, başbakanın öncülük ettiği yardım kampanyasına para yatırmak gibi. Hem suçunu sabitleştirmek hem de başkaları hakkında delil oluşturmak adına işlem yapılan 600 binden fazla insanın tamamı aynı baskıya maruz kaldı. Sadece polis ve yargı mercileri değil, muvazalı avukatlar da oyunun parçası haline geldi. Anne babalar, eşler devreye sokuldu. İtiraf et kurtul, isim ver kurtul cümleleri havalarda uçuştu. Kurtulma vaadinin de bir kandırmacadan ibaret olduğunu gösteren onlarca örnek yaşandı. Çok bilinen bir avukat ST, mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanmam gerekiyor. Verdiğim ifadeler nedeniyle 15 avukat tutuklandı. Bir sürü kişi soruşturuldu diye isyan ve sitem etti. Ancak mahkeme ve savcılık beyanlarını etkin pişmanlıktan yararlanmaya yeterli görmediği için ceza almaktan ve tutuklu yargılanmaktan kurtulamadı. Görebildiğim kadarıyla itiraf eden paçayı yırtıyor algısını oluşturacak miktarda ve aslında gerçekte suçu olmayan bazılarına bu ayrıcalık sağlandı. Olmadığım imtihanın kahramanlığını taslayacak değilim. Hangi şartlar altında verildiğini bildiğimiz ifadelerden dolayı kimseyi kınamayacağım. Ama başka bir grup var ki onların eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İtirafçılığı operasyonel ve profesyonel bir işe dönüştürenleri kastediyorum. İstihbarat birimlerinin eskiden beri sabıkası oldukça kabarık. PKK itirafçılarını cezaevinden çıkarıp cinayet işlettirdiklerinin çok sayıda tanığı var. Bunların en bilineni General Zinnar Kod adlı Alaaddin Kanat. Pek çok sivil Kürdün öldürülmesinde itirafçılardan oluşan çeteyle birlikte rol almıştı. Benzer bir yapılanmanın Hizmet Hareketi itirafçılarından da kurulduğunun izlerini görüyorum. Cemaat, PKK gibi silahlı değil, kalemli bir terör örgütü olduğu için devşirilen itirafçılar kalemle infazda kullanılıyor. Adam, tanıma imkanı olmayan 500 kişilik listeye imza atmış, dışarıda dürüstlük abidesi, vicdan havarisi gibi dolaşıyor. İtiraf, bir vicdani pişmanlık göstergesi olmalı bence. Gerçekten suç niteliğinde bir eylemin içinde bulunmuşsa kişi ve pişman olmuşsa ceza indirimi ya da beraat derdine düşmemeli. İtiraf ediyorum ama cezam neyse çekmek istiyorum demiyor hiçbiri. Bana ceza vermeyin, emrinize amadeyim havasındalar. Birinin videosunu seyrettim,
İnanamadım. İnsan suçunu itiraf ederken, pişmanlığını sergilerken sırıtır mı? Kaldı ki bugün pişmanlık yasasından yararlanmak için saydıkları şeyler dün de suçtu, günahtı, ayıptı. Kollarına kelepçe takılınca mı birdenbire aydınlanma yaşadılar? Soruları çaldık, hem de hepsini diye ortalarda dolaşanların fazilet gurusu muamelesi görmesini bu yüzden anlamakta zorlanıyorum, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.